yapar. Bir büyük sevdayla Anadolu Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en büyük halk hareketine tanıklık edeceği şu günlerin içerisinde vatandaş yeter söz milletin demiş olduğu günlerden bu günlerin içerisinde de yeter artık yeter diye sesini duymayanlara tek tek Anadolu'yu gezerekten cevabını bir Anadolu kartalı, Anadolu yiğidi 35 yaşında çoluğunu çocuğunu bırakmış hiç kimseyi yermeden, hiç kimseyi eleştirmeden, hiç kimseye bir şey söylemeden sadece ve sadece gelenekten geleceğe uzanan bir büyük Türkiye sevdasıyla yumruğunu sıkıyor. Nedir o sıkmış olduğu yumruk? Yeni afişlerimizde, billboardlarımızda göreceksiniz. O, Bülent Bakiler abimizin, büyüğümüzün söylediği gibi Antepli şair. Yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük diyor. Onun sıkmış olduğu yumruk, vatanın, milletin içerisinde bulunmuş olduğu hazdır, özlemdir. Ama elini de açıyor. Tutun elimi. Tutun elimi ki köprünün asfaltında, çeliğinde, yolun ziftinde, karasında, kör elimin elektriğinde, suyunda, aşında, fakirin, fukaranın ekmeğinde, aşında, helal kazancından, helal rızkından başka hiçbir şey düşünmeyen bu yüce Türk milletinin hizmetinde olalım. Onlara hizmeti götürelim. Bizim birliğe, beraberliğe, vatanın içerisindeki bölünmezliğe ve barışa çok büyük ihtiyacımız olduğu şu günlerde bana durmak, gündüz oturmak, gece uyumak haram olsun diyor. Her gittiği yerde haykırıyor. Bir tek gücüm Allah ve sizsiniz diyor. Siz bu eli tutarsanız biz bu işi başarırız. Bizim gücümüz arşa çıkacak güçte ve kabiliyettedir. Bizim kadrolarımız, bizim yeteneğimiz buna müsaittir. Dün Süleyman Demirel Barajlar Kralı'ydı. Dün yedi küpeli gelinin anasıydı. Mezopotamya'ya can veren, ana damarlarını teşkil eden, çok büyük bir projeden, Cumhuriyet'in tek kazanımlarını satmadan bugünlere getirmişse, İstemirler, Erdemirler meydana gelmişse, demek ki bu Türk milletinin içinde bu güç var. İşte bu gücün adı, nerede albayrağım dalgalanıyorsa orada ben varım. Nerede istiklal marşım söyleniyorsa orada ben varım. Ben vatan için ölenlerin, ben toprak için can verenlerin, ben ne mutlu Türk'üm diyenlerin, Gültekin Uysal'ın diye bir başbakan, bir afyon bu Anadolu kartları var. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Çok değerli dava arkadaşlarım, çok kıymetli basın mensupları, teşkilatımızın her kademesinde görev yapan değerli teşkilat başkanlarım, varlığıyla gücüyle bugün buradaki temsiliyetiyle bizlere güç veren değerli başkanlarım, kıymetli hanımefendiler, geleceğin mimarı genç kardeşlerim,
ve topyekün ne muzafferiyette ne mağlubiyette tavrını değiştirmemiş. Siz büyük davanın büyük müntesipleri. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. En kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bazen söze hacet kalmaz. Söz bize sükut eder. İşte buradaki varlığınız aslında sözün bittiği, sözün sükut ettiği yerdir. Ama yüce Yaradan'ın yarattığı en değerli varlık olarak insanın da derler ki en büyük mucizesi sözdür. Gelirken değerli başkanım Mete Başkan'la da paylaştım. Hakikaten insanın mucizesi sözdür. Dilimizle söyleyeceğiz, yüreğimizle tasdik edeceğiz. Vicdanımızın kabul etmediği hiçbir şeyi söylemeyeceğiz. Bu millete söz verdik. Geçmişimiz ortadadır. Yine gereğini, yine icablarını hep beraber yapacağız. Büyük bir siyasi misyonun temsilcisiyiz, bunu iyi biliyoruz. Ama bilmeyenlere de anlatmak lazım ki ne bu ülke ne bu büyük dava bugünlere kolay gelmedi. Pek çok ızdırabımız var, bunu biliyorum. Konuşacağımız zeminlerde işte bu meşru zeminlerdir, onu da iyi biliyorum. Tenkide de sonuna kadar açığız. Yeter ki samimiyet dairesi içerisinde, üslubu dairesi içerisinde yapılsın. Gözlerimizi kapatarak Eflatun'un dediği gibi hakikat güneş gibidir diyor. Siz gözlerinizi kapatsanız da gözlerinizin içine süzülür diyor. Evet, hakikat güneş gibidir. İşte bu büyük misyonun bugünkü davası, bugün birilerinin perdelemeye çalıştığı, birilerinin başka başka pembe tablolar çizerek yok varsaymaya çalıştığı bu hakikatleri, bu ülkenin hakikatlerini, bu aziz milletin hakikatlerini, bu coğrafyanın hakikatlerini yalanlarından ayırmak ve haykırmaktır. İşte İskenderun'da yaptığımız da budur. Ötekisi olmayan bir siyasi hareket olarak yolumuza devam etmek durumundayız. Türkiye'de birilerinin değerleri tafsattığı ve eline geçirdiği her değeri, her müşterimizi adeta bir savaş içerisinde, mücadele içerisinde, bir cephane kıvamına getirdiği ortam içerisinde, kitlelerin galeyana getirip başka başka istikametlere savrulduğu ortam içerisinde, yine büyük şair Necip Fazıl'ın ifadeleriyle durun kalabalıklar durun, bu cız çıkmaz sokak diyecek iradede, güçte bu demokrat misyondur. Sizlersiniz, hep beraber bizleriz. Bu caddenin çıkmaz sokak olduğunu, Türkiye'yi birileri aldığı noktadan, çok partili siyasi hayata geçtiğimiz 60 yılı aşan bir sürenin neredeyse altıda birini anayasa değiştirebilme gücüne, kudretine de sahip olarak kullananların elbette bugün husumeti yönlendirecek ne yerleri kalmıştır ne de mazeretleri kalmıştır. Geçmişten bugüne devlet ve millet mefhumlarını sağlıklı konumlandıramayanların bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü kavrayabilme imkanı yoktur. Bunu biliyoruz. İşte Hatay'ımız gibi hakikaten Anadolu'yu milletlerin, kültürlerin, ebedi değerlerin karşılaşma, karışma ve kaynaşma noktası yapmış bu güzel beldemizin Türkiye'ye bir örnek teşkil ettiği gibi bütün Anadolu'muzu adeta deyim yerindeyse altın oran uyumu diyebileceğimiz bir kıvamda yöneten büyük bir iktidara ihtiyacımız var. Bugün Türkiye'nin iktidar olarak
yöneten sorumluluğuna sahip insanları olarak ne kadar müşteriyi varsa onu öne çıkaracaklarına her daim bir bölen, her daim parçalayan, her daim birbirine çatıştıran unsurlara birliğimizi ve kuvvetimizi, Anadolu'nun birliğini ve beraberliğini bir yumruk gibi ifade edecek olan yine bu büyük misyondur inşallah. Buradan sesimizi de duyacaklardır. Duyacaklardır. Zannetmeyin ki bu salonlarda olduğumuz kadarız. Zannetmeyiniz ki sesimizin, sözümüzün karşılığı yoktur. Ama bu sesimizin anlamlı olabilmesi için, bir güce tekabül etmesi için, verdiğiniz bu nefeslerin bir soluğa dönüşmesi için daha büyük bir güçle bulabildiğimiz her imkanı kullanarak, en ücra köşedeki insanına ulaşarak derdimizi anlatmak, hemhal olmak durumundayız. İşte bu nedenle ilk vazifemizi görev aldığımız günden bugüne adım adım insanlarımızın zihnini kullandırmaya çalışanlara, fikirlerin, olayların berraklaşmaması için dalga dalga zihinleri bulandırmaya çalışanlara karşı öncelikli vazifemizin, bu misyonun sahipleri olan sizlerle buluşmayı önemsedik. Dertlerimizi sizlerle paylaşalım istedik. Düşüncelerimizi bu milletin bütün varlığıyla kuşatan, birliğini, beraberliğini sağlayacak fikriyatımızı sizlerle paylaşalım istedik. Biliyoruz ki doğruluğu sınanmış bir siyasi çizginin müntesipleriyiz. Birilerinin bugün kendilerine meşruiyet aradığı ortam içerisinde, geçmiş yaratmaya çalıştığı ortam içerisinde kendi geçmişimizi satır satır bilen müntesipleri, davanın sahipleri olarak bu milletin önüne koyacağımız, gönül rahatlığı içerisinde kendisini ifade edebileceği yepyeni bir siyasettir. Onların devri sabık yaratarak yapılanları yok saydığı, sanki 2002'den önce bir Türkiye yok da bunlar kurmuş gibi her şeyi kendilerine mal ettikleri ortamda kıt kanaat imkanlarla ortaya konan bu büyük projelerin sahibi olarak elbette bizim fikriyatımıza da, icraatlarımıza da, abide şahsiyetlerimize de hep beraber sahip çıkacağız. Asla ve kata bu misyonu kimseye yağmalatmayacağız. İstedikleri kadar yok saysınlar. Zeybe'yi idam ettiler ama işte bugün burada tescil ettiğimiz gibi davası dimdik ayaktadır. Çünkü biliyoruz ki şahsi kaygılarını öne koymadan yürüyen bir davanın müntesipleriyiz. Bir davanın sahipleriyiz. Başkaları başka kaygılarla yapabilir. Ama yine büyük bir düşünürümüzün tabiriyle hayatını, ömrünü adeta bir cephedeymiş gibi yaşayan bu hürriyetçi düşüncenin kökü sadece 46'da değil, Ahrar Fırkası'na kadar giden, Serbest Fırkaya kadar giden bir zihniyetin sahibi olarak millete gittiğimizde milletin bizi kucaklayacağını biliyoruz. Bugün de sığınacak başka yerimizin olmadığını bilerek millete gidiyoruz. Sizlere geldik, millete uzanacağız. Türkiye'nin bir tabandan tavana kalkışa ihtiyacı var. Bunu yaparken ülkenin öncelikleriyle siyaset yapmak gerekir. Dışarıdan bir takım telkinlerle, bir takım değerleri yediğini alan güçlerin Türkiye'ye şirinlik adına gösterdiği istikametlerle yürüyerek netice alabilme imkanımız yoktur. İşte birilerinin mandayı kabul ettiği ortam içerisinde, birilerinin İngiliz Muhipleri Derneği'ni kurduğu ortam içerisinde kurmay mantığıyla
hedefine kilitlenen bir kişinin Samsun'da ayak bastığı, milletin iradesine var gücüyle yaklaşmaya çalıştığı ortam içerisinde ince bir var olma yok olma çizgisinden çıkarak bugünlere geldik ve o büyük mücadele işte bu vatan toprağında bulunduğumuz şehitlerimizin kanlarıyla canlarıyla vatan toprağının hamuruna karıştığı bu mübarek beldenin katılımıyla beraber misak-ı milli sınırlarının hedeflerinin önemli bir parçası toprağa katılı vatan toprağına katılarak o parantez kapanmıştır. Asla ve kata bir daha bu topraklardaki varlığımızı ne içten ne dıştan hiçbir güce münakaşa ettirmeyeceğiz. İşte 90'lı yıllar verdiğimiz cevap ortadadır. Bugün de değişen şartları iyi anlayarak, bu değişimi kendi içerisinde iyi kavrayarak, bu değişimi birilerinin telkinleriyle değil ama kendi gerçekleriyle yüzleşerek, iki ayağı havada bir değişim değil, işte muhafazakarlığımız da orada geçerlidir. Bir ayağımızı sabit, ebedi değerlere, fani olmayan değerlere basarak, diğer ayağımızı da Mevlana'nın tabiriyle 18 bin aleme uzanabilecek bir iradeyi tekrar ete kemiğe büründürmenin çabası içindeyiz. İşte bugün yapmaya çalıştığımız capcanlı yerinde duran fikriyatımızı günümüzde buluşturmak durumundayız. İfade ediyorum her yerde. İnsanlar gibi kurumlar da zaman zaman zafiyetler içerisine düşer. İnsanlar hafızayı beşer derler, nisyan ile maluldur, zaman zaman unutabilir. Zaman zaman kendi içimizden kendi geçmişini inkar edip bugün birilerinin yaptığı gibi evimize geldik diye tabirlerle kendi gafletlerini, kendi basit menfaatlerini hakikat diye milletin önüne koymak için başka yolları benimseyenler olabilir. Ama bizim vazifemiz her yerde açık yüreklilikle ifade ediyorum. Namussuzlarla kazanacağımıza Mete Başkan gibi, sizler gibi namussuzlarla kaybetmeye her zaman umarız. Dün de vardık, bugün de varız. Birilerinin ne sizleri ne bizleri yargılamasına hiçbirimiz müsaade etmeyeceğiz. Çok değerli başkanım güzel sözler ifade etti. Müteşekkirim kendisine. Tanıdığımız günden bugüne Hatay dediğimizde, İskenderun dediğimizde bir abide şahsiyet olarak zihnimizde hep yükselmiştir. İnsanları ikiye ayırırlar. Bir tanıdıkça alçalanlar, bir de tanıdıkça yükselenler. Hiç merak etmeyin. Kendi içinizde de Anadolu'nun her köşesinde de Mete Başkan gibi tanıdıkça yükselecek pek çok abide şahsiyetimiz vardır. Müşteri olunuz, müşteri olunuz. Hatay'da olunca rahmetli merhum Cemil Meriç anmadan geçmeyeyim. Dört yolda da ifade ettim. Burada da ifade etmem artık bir farz oldu. Cemil Meriç diyor ki ulu çınarlar fırtınalı bölgelerde yetişir. İşte bir yanda Akdeniz'in fırtınası, bir yanda burada tarihin adeta gordiyon düğümünün atıldığı gibi tarihin, siyasetin, dinlerin, toplumsal bütün faktörlerin ve faktörlerin bir araya gelerek fırtınalar estirdiği ortamda ulu çınarlarımız vardır. O nedenle Sayın Başkanım, kimsenin sizin varlığınızı pekiştirmesine ihtiyacınız yok ama biliyorum size minnet borçluyuz, şükran borçluyuz. Allah razı olsun. Kimseye ihtiyacımız yok. Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım. Kendi insanlarımıza, kendi değerlerimize sahip olalım. Ben de bu büyük mücadele içerisinde 52 ile 60 yıllar arasında belediye başkanlığı yapmış Demokrat Parti'den bir dedenin evladı olarak, torunu olarak bu mesuliyet davasının sahibi olarak bugün buradayım. Başka hayaller peşinde koşmadık. Buraya inandık, insanlarımıza inandık. Birilerinin bırakıp kaçmaya çalıştığı ortam içerisinde kendimize bir gelecek değil,
birilerinin bugün yaptığı gibi kendine fırsat arayanlar değil, bu millet için fırsat arıyoruz. Bu millet için gelecek alıyoruz. Bu milletin refahını arıyoruz. İbn Haldun'un tabiriyle coğrafyanız kaderinizdir. Evet, coğrafyamız kaderimizdir. Bu toprakları pahalıya aldık. Abdülhamit Han'ın ifadesi, veciz ifadesi ortadadır. O günde, bugün de kim bedelini ödemeye razıysa elbette o bedeli kanlarıyla ödemek şartıyla vermeye cevabını dün de hazırdık, bugün de hazırız. Milletimizin değerlerini biliyoruz. Muharik güç unsuru diyeceğimiz bütün değerlerini bir müştereklik etrafında yeniden inşa etmek durumundayız. Elbette şanlı bir geçmişimiz var. Elbette övünülecek bir geçmişimiz var. İşte bu metiyeler düzülmesi gereken geçmişimizle beraber aynı zamanda geleceğe dair ümit kaynağı haline getirebileceğimiz bir varlığımız vardır. Türkiye bugün değişen şartları anlamakta, algılamakta ve cevap üretmekte maalesef kısır bir tartışmanın içerisindedir. İfade ettiğim gibi kendi basit menfaatlerini gerçekmiş diye milletin önüne koyanlara karşı Türkiye'nin önüne iktidarıyla, muhalefetiyle 40 katır mı, 40 satır mı teklifi yapanlara karşı hayır, demokrat siyaset, yeni siyaset, yine Demokrat Parti, yeniden Büyük Türkiye idealini hep beraber ortaya koymak durumundayız. Sahip olduğumuz fikir derinliğiyle ve her vesileyle hızımızı artırarak, yoğunluğumuzu artırarak ortaya koyacağımız akıl ve emekle beraber inşallah var olan kadrolarımızın kendi özgüvenini pekiştirerek bu yolda hep beraber yürümek durumundayız. Zaman içerisinde farklı farklı şeyler söylenir ama göz odur ki diyor, dağın ardını gör. O nedenle biz birilerinin gördüklerine inandığı ortam içerisinde hayallerine iman etmiş dava adamları olarak hep beraber bu yolda yürüyeceğimizden sonuna kadar eminim. Hiç kimsenin dün olduğu gibi bugün de sizin varlığınızın faziletini sorgulamaya hakkı yoktur, hakkı yoktur. On yıldır iktidarda olmuş olmalarına rağmen ne esnafımızın ne üreten kesimlerin meselesini dertlenmeyen bir iktidar vardır. Devletin nezdinde milletimi temsil edecekler, milletin nezdinde devletimi temsil edecekler. Bu millete yaslanarak daha sonra iktidar olduklarında, sistemi değiştiriyoruz diyerek geldiklerinde, sistemin sahibi olduklarında, deyim yerindeyse sistemin efendisi olduklarında onlar için problem kalmamış olabilir. Ama adı demokrat olan, mümeyyiz vasfı, sıfatı demokratlık olan bir siyasi geleneğin elbette bugün Türkiye'de adalet tartışılıyor ise, demokrasi tartışılıyor ise, insan hakları tartışılıyor ise yine vazifesi mütekamilen olgunlaşmış bir demokrasiyi bütün unsurlarıyla beraber hayata geçirebilmekten geçmektedir. O nedenle bugün herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye'yi arayan bir irade olarak dün eleştirdiğiniz birilerinin mahkemelere var dediğiniz adalet mekanizmasına siyaseti sonuna kadar hakim kılarak siyasallaştırdınız. Sizin de artık mahkemeleriniz var. Sizin adaletiniz Deniz Feneri davasında iflas etmiştir. Sizin adaletiniz güçsüzlere işlemektedir. Sizin adaletiniz kendinize işlememektedir. Bu yargıya güvenmiyorum, dokunulmazlıkları kaldırmıyorum diyenlerin bugün farklı siyasi kaygılar, önceliklerle milleti oyalamak, göz boyamak adına bir takım meseleleri tekrar adeta yeniden ortaya koyuyormuş gibi idam meselesinde de gördük. Dokunulmazlıklar meselesinde de gördük. Türkiye'de insanlarımızı manipüle etmenin bir aracı olarak yeniden Türkiye'nin önüne koymaktadırlar.
Onlar varsın bu muhteşem sanal gündemleriyle uğraşsınlar. Ama biz bugün burada olduğumuz gibi öncelikle kendi insanımızın ama bu kapıların dışına çıktığımızda da bu aziz bildiğimiz yüce milletin gerçek gündemini sonuna kadar konuşmaya varız. Birileri sesimizi kısmaya çalışsa da, yok saysa da, büyüklerimiz destek verse de, vermese de, inanmış insanlar olarak bizimle beraber yürüyen sizlerle beraber bu yolları yürüyerek, mücadele ederek aşarız. Kaybetmiş olabiliriz ama bizim davamız Süleyman Harzemşah'ın söylediği gibi benim meselem mücadele etmektir diyor. Başarmak başarmamak Allah'ın takdiridir. Ancak onu o bilir diyor. O nedenle biz nereye gittiğimizi, nereye yürüdüğümüzü iyi biliyoruz. O nedenle kendi doğrularımızdan peşinden koşarak, millete mal etmenin bütün yollarını arayarak kendi gerçeklerimizi milletimizle buluşturmak durumundayız. O nedenle değerli dava arkadaşlarım, en büyük gücümüz sizlersiniz. En büyük gücümüz teşkilatlarımızdır. Bugün kitle iletişim araçlarının bu derece yoğunlaştığı, iletişime erişilebilirliğin bu derece arttığı ortam içerisinde birilerinin manipülasyon gücüyle gerçekleri konuşmadığı ortam içerisinde her gittiğimiz yerde en ücra mezrasında da bir kişisine de bin kişisine de bu gerçekleri hep beraber aykırmak durumundayız. O nedenle bütün teşkilat yapımızı tekrar gözden geçirerek, yorgun olabiliriz ama işimiz zor da olabilir. Ama biliyoruz ki bu davanın sahiplerinin işi hiçbir zaman kolay olmamıştır. Bir başka şeyi yine biliyoruz ki doğru yolda olanların görünmez orduları vardır. Bu kapılardan dışarıya çıktığımızda, o görünmez ordularla birleştiğimizde bu millet bizi biliyor, bu ataplarımız da biliyor. O nedenle bizim önümüzü kesmek için var gücüyle çalışacaklardır. Bugün meclis çatısı altında bulunanların karşıtlık üzerinden kendilerini ifade ettikleri negatif bir siyasetin hakim olduğu ortam içerisinde esnafın meselesi milli iradenin bila kaydı şart tecelligahı olduğu Büyük Millet Meclisi'nde ses bulmamaktadır. 10 yıldır 2000'e yakın kanun çıkmıştır. 10 yıl içerisinde bugün organize perakende dediğimiz hipermarketler yasasıyla belirli dengelemeleri yapmamız gereken yasa meclis gündemine gelmemiştir. Bir yanda 10 yıl içerisinde 2000 tane kanun geçirirken esnafın meselesini meclisin gündemine getirmezken öte tarafta ihale kanununu son 1 Kasım itibariyle yaptıkları değişikliklerle beraber tam 25 kez değiştirmişlerdir. Onların önceliğini biliyoruz. Onların öncelikleri kendi menfaatlerdir. Onların pusulası artık milleti göstermemektedir. Bütün yanılmaları milleti gösteren bir siyasi hareket olarak bizim pusulamız her daim sizlere bu büyük milleti gösterecektir. Gelişmiş ülkelerin bile tarımı bir stratejik alan olarak gördüğü ortam içerisinde çiftçilikle uğraşan, hayvancılıkla uğraşan insanlarımıza bu devletin üzerinde yük görenlerin Türkiye'de adeta hiçbir ülkenin kendi insanını fukaralığa mahkum etmemesi gerekirken dünyada istihdama katılım oranlarının ortalamasının %65 ortadayken OECD ortalamasının %73 olduğu ortam içerisinde Türkiye'de bir gerçek olarak %50'lerde durmaktadır. Uyguladığınız popülist politikalarla beraber insanlarımızı oy avcılığı yaparak kolay arka bahçeler yaratma telaşıyla en küçük organizasyona kadar müdahaleler yaparak bir takım meseleleri milletin önüne koymamızı engelleyemeyeceklerdir. İnşallah buralardan attığımız adımlarla beraber uzaya ilk çıkan astronotun dediği gibi benim için küçük bir adım ama insanlık için büyük bir adımdır diyor Neil Armstrong.
İşte bugün Hatay'dan, İskenderun'dan, Dört Yolu'ndan, Erzin'inden attığımız bu adım bizler için bir küçük adım olabilir ama son tuşta tekabül ettiği sonuç itibariyle hem bu millet için hem de bizler için büyük bir adım olacaktır. Büyük bir adım olacaktır. Bütün külfetleri başkasına yönlendiren ama bütün nimetleri cebe atan bu iktidara karşı Türkiye'nin imkan ve potansiyelini açığa çıkartamayan, Türkiye'yi bulunduğu coğrafyada bütün komşularıyla beraber problemli hale getiren anlayışa karşı elbette sözümüz olmalıdır. İşte canlı olarak Hatay'da, İskenderun'da yaşıyorsunuz. Orta Doğu'da esen rüzgarların peşinden kapılarak Suriye'de de hızlı bir değişimin olacağı inancıyla Kıbrıs meselesini sahiplenmesi gerekirken başka meseleleri kendi önceliğine koyanları Türkiye'yi sıkıntılar içerisinde düşürdüğü ortadadır. Türkiye'nin daha düne kadar Bodrum'da beraber tatil yaptığınız bir rejimin başıyla daha sonra ahbap çavuş ilişkileriyle yürüttüğünüz dış politikayla beraber değiştirdiğiniz dış politikanın sonucunu, yansımasını işte sizler canlı yaşadınız. İskenderun'dan Hatay'dan başlayarak Kilise, Antep, Urfa'sı bütün bir bölgeyi terörün hedefi haline getirdiniz. İfade ettiğim gibi Türkiye'nin büyüklüğünü, Türkiye'nin birliğini, Türkiye'nin bütünlüğünü anlamayanların müzakere siyasetleriyle Türkiye'yi hiçbir şekilde tasvip edemeyeceğimiz bir noktada bir terör organizasyonunu muhatap yapanların bizim indimizde kabulü yoktur. O nedenle dün bitirdiğimiz terörü de bir çelik iradeyle beraber sonuna kadar bireysel hak ve hürriyetleri koruyarak yine bitirecek irade bu demokrat iradedir. Sizlersiniz, bizleriz. O nedenle değerli dava arkadaşlarım, yolumuz uzundur onu biliyorum ama mukavemetimizi, metanetimizi koruyarak bu yollarda inşallah zaferle de buluşacağımız günlerin yakın olduğunu size ifade etmek isterim. Geçmişimiz önemli bir veridir ama geleceğe dair ümitlerimizin yeşerdiği bu ortam içerisinde tekrar bütün milleti kucaklaştırarak, tekrar üreten Türkiye'yi yaratmak için, tekrar hukukundan herkesin emin olduğu bir Türkiye'yi yaratmak için, sadece bu coğrafya içerisinde değil ama bir imparatorluk bakiyesi olarak ardımızda bıraktığımız hicranlı topraklar başta olmak üzere Telafer'deki gözü yaşlı ananın da, Bakü'deki gözü yaşlı ananın da, Bosna'daki gözü yaşlı ananın da gözünü diktiği yer burasıdır. O nedenle biz bu coğrafyanın hakkını vermek, güçlü olmak durumundayız. İnsanlarımızı, gençlerimizi başka ülkelerinin konsolosluk kapılarının önünde kendi geleceğini arayacağı yerde, kendi vatan toprağı içerisinde kendi geleceğini inşa edebileceği bir iklimi tekrar var edebilmek durumundayız. Bu gücümüz vardır. O nedenle siyasetin vazifesinin de ülkenin ve milletin potansiyelini açığa çıkarma vazifesi olduğunun bilinci içerisinde hep beraber inşallah milletimizle buluşacağız. Bu kitleleri, bu toplantıları daha da genişleterek zaman içerisinde bu kapıların dışına meydanlara ineceğiz. Bu bir başlangıçtır. Hayırlı bir başlangıçtır diliyorum. Teşriflerinizden dolayı sizlerin hepinize kendi adıma da partimiz adına da minnet ve şükran duygularımı ifade ediyorum. Bu kutlu yürüyüşümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kendimi sizlere, sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Hepinizi bu duygu ve düşüncelerle, en kalbi duygularımla, en içten duygularımla, sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun benim değerli dava arkadaşlarım. Hepiniz Allah'a emanet.